Hastaların bize sıklıkla sorduğu sorulardan birisi göğüs ölçmeye nasıl karar vereceksiniz veya göğsüm ne kadar küçülecek? Şimdi örneğin 110 beden kullanıyorum, sonrasında kaç beden giyeceğim şeklinde oluyor. Tabii bunu hastaya ayna karşısında alıp çizimimizi yapıp bu bilgileri sağlıklı bir şekilde veriyoruz. Şöyle bizim için önemli olanlar hasta daha sonrasında doğum yapacak mı, süt verecek mi, emzirecek mi? Bu tip şeyler bizim için çok önemli. Çünkü eğer süt verme gibi bir ileride isteği varsa o zaman süt bezlerini korumamız gerekiyor. Süt bezlerimizi korumak demek de o göğsü yeterince küçültemeyeceğimiz anlamına gelebilir. Veya kişinin cilt yapısında çok bozukluk varsa ona göre göğüs küçültme ameliyatımız bedeni veya ölçüsü değişebilir. Bunları anlatıyoruz. Yine göğüs uçlarının geldiği bölge, sarkıklığının bulunduğu bölge, onu daha sonra dikleştireceğimiz bölgeye göre küçültme miktarımız değişiyor. Bunları tek tek hastamıza anlatıyoruz ve sonrasında her göğsün farklı şekilde küçüleceğini, çünkü beden önemli bizim için, göğüs kafesinin çapı önemli, hastanın beli, kalça ölçüsü her şey önemli. Çünkü bazen hastalarımız göğüs büyüklüğünden o kadar şikayetçi oluyorlar ki küçültün, ne kadar küçültebilirseniz küçültün şeklinde bizlere talepte bulunuyorlar. Ama biz bir kişiyi tüm vücuduyla değerlendiriyoruz. Bütün vücut ölçüsüne göre o göğüs küçüklüğünü gerçekleştiriyoruz. Bunlar önemli kriterler.